günümüzde büyük kentlerde yaşayan milyonlarca kişinin ucuz ve sağlıklı gıdaya erişimi kolay olmuyor. Son dönemde artan gıda fiyatlarının etkisiyle İstanbul'da gıda temininde alternatif yollara başvuranların sayısı artıyor. Piyalepaşa Camii'ne bitişik bostan, İstanbul'da halen faal olan tarım alanlarından biri. Bu bostan 11 yıldır Mehmet Bey, eşi ve oğlu tarafından işletiliyor. İstanbul'un eski bostanlarını hatırlatan Mehmet Bey, zaman içerisinde tarım alanlarının ciddi oranda yok olduğuna dikkat çekiyor. Kıvırcığımız mesela, baklanamız başladı. Soğan derken var bir şeyler, maydanoz. Buradan ne verebilsek veriyor işte öyle. İstanbul'da daha bostan var, çok bostan vardı. Kasa hep kastılar, bitirdiler bahçeyi. Bitti. Bahçe kalmadı, yeşillik kalmadı hiç. Ve hala da bitirmeye devam ediyorlar işte. Bitiyor. Bugün birçok ürünün yetiştirildiği bu bostan, gönüllülerin desteğiyle ayakta duruyor. İsmail Bey onlardan biri. Haftada bir kez mutlaka Piyale Paşa Bostanı'nda çalışmaya geliyor. Emekli oldum 15 sene önce falan. Şimdi emekliliğimi yaşıyorum ama doğayı çok seviyorum. İşte bu bostanların yaşamasını çok istiyorum özellikle. Geliyorum buradaki bostancılara yardım ediyorum ben. Çalıştığım zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Yani ne zaman müsaitsem öyle geliyorum. Yani bir mecburiyet yok burada çünkü gönüllü olduğumuz için. Küçük ölçekli tarımsal faaliyet yapılabilen mahallelerden Kuzguncuk, 68 parselden oluşan bir bostana sahip. Bu parseller her sene muhtarlığa ismini yazdıran mahalle sakinlerine kurayla dağıtılıyor. Ahmet Bey kendi ürününü yetiştirmeye çalışan emekli bir öğretmen. Aynı zamanda mahallede bir bakkal dükkanı işletiyor. Küçük bir parselde mısır, fasulye ve kabak ekmek için kolları sıvıyor. Bostandaki faaliyetlerden ekonomik faydadan çok bedensel ve ruhsal olarak yararlandığını aktarıyor. Zinde oluyor burada çalışan insan. Ne bileyim işte burada kötü alışkanlıklardan uzak duruyorsun, temiz hava alıyorsun, spor yapıyorsun, kötü düşünceden uzak kalıyorsun. Adeta bir terapi yani. Çocuklar, hatta bebekler burada oynuyor, toprağı tanıyor, tanımadığı bitkileri öğreniyor. Çocuk yani manavda bile göremeyeceği, bu haliyle göremeyeceği birçok bitkiyi burada görüyor. Nasıl yetişiyor onu öğreniyor. Bostanı kullanmak isteyenlerin başvurduğu Kuzguncuk Mahallesi muhtarı Ali Faik Kaptan da mahalle sakinlerinin ilgisinden memnun. Vallahi herkes çok hevesli ama tarım zor tabii ki. Zor ama yavaş yavaş daha iyiye doğru gidiyoruz. Bostan özelliklerini yaşatmaya çalışıyoruz. Öncelikle bir şey üretmenin keyfini yaşamak istiyorlar. Yani toprakla uğraşmanın keyfini yaşamak istiyorlar. Önceliği o ama bunları yaparken de çevreyle ilişkiler çok güzel ilişkili oluyor. Çok güzel yani Kuzguncuk zaten insanların birbirine selam verdiği, muhabbet ettiği bir semttir ama bunlar daha da gelişiyor ve gayet de güzel oluyor. İstanbul gibi büyük bir kenti doyurmak hiç kolay değil. Ancak uzmanlar her şeye rağmen İstanbul'un kendi kaynaklarıyla ucuz ve sağlıklı gıdaya erişiminin mümkün olabileceği görüşünde. Kentte tarım olur mu? Bana sorarsanız olur. Bazı araştırmalara göre bir insanın yıllık tarımsal ihtiyacı için sadece 40 metrekarelik bir alan yeterli. Bu alan İstanbul'un İçinde olmasa bile çeperindeki köylerde ya da Marmara bölgesinde temin edilebilir. Yerel politikadaki değişiklikler, ülke politikasındaki değişikliklerle İstanbul'un beslenmesi sorun olmaktan çıkabilir. Araştırmacılara göre kentlerdeki tarım faaliyetlerinin gelişmesi gıda fiyatlarını da düşürebilir. Burada tabii en önemli şey insanların kendi gıdasını üretmeleri. Bunu teşvik etmek, bunu olabildiğince yapılabilecek her yerde yapabilmek hem gıdanın tedarik zincirindeki o sürecini kısaltan bir şey. Çünkü o tedarik zincirindeki o süreç aslında maliyeti en çok etkileyen şey.
gıdanın üretildiği yerle tüketildiği yer arasındaki mesafenin kısalması doğal olarak bu masrafı en başta hem ekonomik hem ekolojik masrafı kısan bir şey. Kent içindeki tarımı destekleyecek politikalar sadece insanlara kendini iyi hissettirmekle kalmayıp ucuz ve sağlıklı gıdaya erişimi de kolaylaştırabilir görünüyor.